Merhabalar, Editör'ün Defteri'ne hoş geldiniz. Artı TV ekranlarında bu hafta Editör'ün Defteri'nde bir miktar insanlık tarihi üzerine konuşacağız. İnsan tanrılaşıyor mu yoksa şeytanlaşıyor mu? Bunu tartışmak üzere elbette yeni kitabıyla Tayfun Atay'ın Yeryüzüne Ölümü İndirdik Gülüm kitabıyla bu vesileyle Tayfun Atay hocamızla bir arada olacağız. Kendisi Ankara'da olduğu için Skype üzerinden bağlanacağız. Selamlar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Davet için çok teşekkürler. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Şahane, hem eğlenceli hem bilgi dolu bir kitap olmuş. Yeryüzüne Ölümü indirdik Gülüm. En başından başlayalım. Harari nerede hata yaptı? Önce şeyi söyleyeyim izninle, yani eğlenceli bir kitap diyorsun, başlığa baktığında okurlar hiç öyle bir izlenim edinmeyebilirler. Biraz işte o başlıktaki karamsarlığı dengelemek için aslında eğlenceli kılmaya çalıştık kitabı, öyle söylenebilir. Aslında tabii alt başlık da var, yani Harari nerede hata yaptı derken belki kitabın alt başlığı üzerinden giriş yapmak uygun olur. Homo Demonus üzerine antropolojik serzenişler. Bu ne diyebilir yani, bu kadar uzun bir üst başlık, Yeryüzüne Ölümü indirdik Gülüm. Sonra Homo Demonus üzerine antropolojik serzenişler. Serzeniş biliyorsunuz sitem etmek, ama bir de böyle başa kalkma anlamı vardır serzenişin. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz insanın yeryüzünü tarihsel olarak diyebiliriz ki 2 milyon yıllık bir süre içerisinde, yani ilk insan diyebileceğimiz maymunun ortaya çıkması, bilindiği gibi Doğu Afrika işte 2-2,5 milyon yıl öncesinde iki ayağı üzerinde dik duran bir maymun türünün alet yapabilmesiyle birlikte insanlaşma sürecini antropolojik çerçevede, elbette arkeolojik çerçevede de biz başlatmaktan yanayız. Bizim önerimiz bu. Teolojinin hikayesi elbette çok farklı, gayet iyi biliyorsun. İkisi arasında biz zaman zaman etkileşim de kuruyoruz. Çünkü benim bir taraftan da din antropolojisi çalışma alanım. Böyle bir yönü de var işin. Bunları söylemek gerekiyor. Çünkü Harari dediğimizde Mesut, önce biliyorsun Sapiens kitabıyla dünyamızda, yani yeryüzünde kamusal tanınırlık kazanmış bir tarihçiden bahsediyoruz. Yuval Noah Harari, onun Sapiens Hayvanlardan Tanrılara kitabıyla çok satar olması ve dünyada tanınması söz konusu oldu. Sonrasında işte senin nerede hata yaptığı sorunu bana yöneltmene altyapı oluşturan kitabı değil mi? Homo Deus. Yarının kısa bir tarihi. Deus bilindiği gibi tanrı demek, Latince ama Yunanca Zeus'tan geliyor. Harari'nin iddiası şu, belki onu açıklamak gerekiyor ki ondan sonra diye vurguladın sen. Ben biliyorsun sorunsallaştırmayı tercih ediyorum, kitapta onu belirtiyorum. Harari'nin tezini sorunsallaştırmaktan yanayım, ama elbette sen benden daha cesur ve yüreklisin o çerçevede. Bunu söylüyorsun çok güzel. Harari nerede hata yaptı? Şimdi Mesut, bizi izleyenler için kısaca açıklayalım. Harari bugünün dünyasında insanlığın geçmiş yüzyıllarda uzun zaman insanı sıkıntıya sokmuş 3 temel sorunun aşıldığı iddiasıyla başlıyor. Evet. Nedir bunlar? Açlık, salgın ve savaşlar. Diyor ki bize insanlık genel olarak kültürel yetkinliğiyle diyelim, ama daha özel olarak da kapitalist ekonomi politik ve ona eşlik eden teknolojik dönüşümler çerçevesinde yeryüzünde bugün geldiği noktada artık tarih boyunca, yüzyıllar boyunca karşısına çıkmış açlık gibi, salgın gibi, savaş gibi sorunların üstesinden gelmiş bulunuyor. Ve 21. yüzyıl ya da yeni bin yıl, yeni milenyum için
diyor, insanlığın önünde 3 hedef var. Nedir bunlar? Ölümsüzlük çabası içerisine girecek. İşte biyoteknolojik bir takım marifetlerle mutluluk arayışı içine girecek. Mutlak ve sürekli mutluluk yaşamı devam ettirirken. Üçüncüsü de tanrılaşma. Evet. Neyi kastediyor? İşte bugün siborglarla, androidlerle, yani robotları, makineleri harekete geçirerek ve işte zaten biliyorsun işte klonlama falan, bunlar on yıllardır devam ediyor. Bütün bunlar üzerinden insan denen canlı varlıklar yaratarak bir şekilde kendisi açısından tanrılaşmanın önünü açacak. Ve o yüzden Homo sapiens denen varlık Homo Deus'a dönüşecek. Şimdi bunları söylüyor ve bu çerçevede elbette bunları söylerken bir yandan da satır aralarında benim kitapta vurguladığım gibi aslında her şeyin o kadar güllük gülistanlık olmadığını da ifade ediyor. Ama kitabın hakim vurgusu pozitif yönde. İnsanın özellikle hali hazırdaki ekonomi politik sistem, kapitalist işleyiş çerçevesinde bunun belli sorunlar üretmesiyle birlikte yine de insanlığın önünün açık olduğu, parlak olduğu şeklinde değerlendirilebilecek ortalama olarak, genel olarak böyle bir sonuç çıkıyor kitabından. Homo Deus, yarının kısa bir tarihi. Şimdi nerede hata yaptı diyorsun ya da işte benim lisanımla, benim terminolojimle nasıl sorunsallaştırmak gerekiyor? Harari bunu 2016 yılında yazdı Mesut. 2000 yılında bir korona patladı dünyada, salgın. İnsanın doğal çevre karşısındaki mutlak hakimiyetinin, yeryüzü üzerinde bir kanser hücresi işlevi kazanmış olmasının, bir virüs işlevi kazanmış olmasının, yarattığı işte küresel iklim krizinin, havaya, suya, toprağa verdiği zehirli zararın, yok ettiği canlı türlerinin, hayvan ve bitki türlerinin, kendi popülasyonunun, insan nüfusunun 10 milyara doğru dayanmış olmasının ve bunu ayakta tutacak doğal kaynaklardan, beslenme olarak, yaşamı sürdürmek olarak, barınma olarak, ısınma olarak, temel yaşamsal gereksinimleri karşılama noktasında çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir noktadayız. Korona bir boyut. Açlık, bugün biz en çok neyi tartışıyoruz? Evet. Mesela diyor ki Harari kitapta, artık diyor obeziteden ölen insan sayısı açlıktan ölen insan sayısından daha fazla. Ama şimdi biz mesela bir açlık tehdidi yeryüzünde, çünkü her tarafta inşaat kapitalizminin sonucu olarak kendi ülkemizde de biz bunu yaşıyoruz. Tarımdan kopmuş bir ülke, ulus, toplum ve çok ciddi şekilde dışa bağımlı hale gelmiş bir toplum. Tahıl üretimi açısından, tahıl tedariki açısından. Sadece Türkiye değil, işte Ukrayna-Rusya krizinin çok ciddi bir kabus olarak bir açlık tehdidini ortaya koydu. Geçici olarak bunun şu anda çözüldüğünü, ama bütün uzmanların, konuyla ilgili bütün bilim insanlarının vurguladığı üzere insanlığı çok ciddi bir açlık tehlikesinin beklediği, susuzluk tehlikesinin beklediği, İklim krizine bağlı olarak çölleşmenin bir taraftan, sellerin bir taraftan çok büyük afetleri, felaketleri önümüze çıkardığı bir dünyada yaşıyoruz. Burada nasıl Homo Deus'tan söz edebiliriz? Savaşlar mesela bitti diyor. Çünkü diyor ki işte sonuçta diyor üretilen silahlar, bombalar, nükleer silahlar hiçbirisi kullanılmadı. Ve daha çok bugünün dünyası savaşın azaldığı, barışın daha çok ön planda olduğu bir dünya haline geldi. Savaş tehdidi
söz konusu olsa da bu tehdit karşısında toplumlar, insanlar barışçı bir yaşamı sürdürüyorlar. Bunu söylüyor. Şimdi bugünün dünyasında bunu, yani nerede hata yaptı derken aslında sen, bu retorik bir soru bu tabii, değil mi? Tabii, sen bu cevabı biliyorsun aslında. Diyorsun ki ben hocayı konuşturayım. Tamam. Şimdi işte Ukrayna, Rusya. Bak, Rusya saldırdı, bitti, şuydu, buydu. Bombalar yağıyor. Suriye ortada. Bütün bunlar Harari kitabı yazarken de var ama diyor ki mesela işte sonuçta büyük güçler arasında olmuyor da yeryüzünün belli bölgelerinde işte paylaşım çerçevesinde kısmi olarak, geçici olarak savaşlar var. Hayır, öyle değil. Yani münferit vakalar bugün, gibi bir muamele gerçekleştiriyor ama öyle oldu da çok söylenemez. Hayır, hiç söylenemez. Yani barış görüşmelerinin sürekliliği savaşın sürekliliğinin göstergesi. Savaş halinin bir sürekliliğinin bir göstergesi. Ve yani ben bunu söylemeyeyim ama siyaset bilimciler, uluslararası ilişkiler uzmanları, stratejistler, güvendiğimiz pek çok insan, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaş bitmedi. Aslında dünyada bir 3. Dünya Savaşı, Kore'den, Vietnam'dan, Afganistan'dan hareketle düşünecek olursak, sonrasında Irak, Suriye, bütün bunları düşünecek olursak 3. Dünya Savaşı devam eden bir, yani savaş hali içinde olduğumuz söylenebilir. Tabii ki Batı dünyası içerisinden, yani modern teknolojinin yarattığı imkanlar üzerinden, konforlu bir yaşamın içerisinden ve Batı dünyasının en çok şu anda meşgul olduğu endüstriler üzerinden, nedir onlar? Genetik endüstrisi, uzay endüstrisi, sibernetik endüstri. Bunlar üzerinden elbette uzaya açılmalar, işte genetik mucizeler peşinde koşmalar, elbette biyoteknolojik gelişmeler, bütün bunlar üzerinden karşımıza çıkan bir takım sonuçlar var. İşte android bir hayatın içindeyiz artık. Akıllı bilgisayarlarımız, akıllı işte telefonlarımız, televizyonlarımız, giderek arabalarımız olacak. Öyle gözüküyor. Akıllı evler, değil mi? Bütün bunlar. Şimdi bunun cazibesi altında Harari elbette o kadar yabana atılacak bir insan değil. Sonuçta bir tarihçi. Antropolojik bilgi birikimini de ben bir antropolog olarak takdir ediyorum. Ama stratejik bir kitaptır Harari'nin Homo Deus kitabı. Ve o kitap sonuçta kapitalist, bugünün işte dijital küresel kapitalizmini eleştirse de incitmeyen ve başka bir seçeneği olmadığını insanlığın modern dönemde bu liberal kapitalist projeye, kendisinin hümanizmin bir mezhebi dediği bu söylem ve pratiğe, bu anlayışa, bu ideolojik pozisyona rakip olarak ortaya çıkan, birisini sosyalizm olarak tanımlıyor, ona da mezhep diyor biliyorsun. Birisini de evrimsel hümanizm başlığı altında faşist rejimleri kastediyor. Bunlara da hümanist mezhepler diyor. Diğer ikisinin bir fiyasko, felaketle sonuçlandığını, tek seçeneğimizin işte hala liberal işleyiş olduğunu, elbette bunun da sorunları olduğunu ama başka bir çıkış yolu olmadığını, insanlığın da kötüye gitmeyeceğini, iyiye gideceğini söyleyerek bize bir motive önce edici. Birazcık efendim? Motive edici bir noktaya bağlamaya çalışıyor galiba. Evet, yani evet, her şey çok iyi değil ama endişe etmeyin, çok da kötü olmayacak, rahat olun. Zaten başka türlü çok satar olmak da mümkün değil. Tabii. Yani sorunların altını çizeceksiniz ama umudu birazcık diri tutacak ve insanları çok da ürkütmeyecek bir sonuçla bitirmeniz gerekiyor. Biz çalışmamızı burada üzerinde konuştuğumuz kitabımızda aslında bütün bu yapıp etmeleriyle, bütün bu teknolojik düzeyiyle,
kültürel yetkinliğiyle insanlığın kapitalist ekonomi politiğin bugünkü işleyişi içerisinde aslında bir tanrılaşmaya değil şeytanlaşmaya doğru yıkıcı, yok edici bir şekilde hem yeryüzünü hem canlılığı, bütün doğal kaynakları ve elbette bununla birlikte doğanın, yeryüzünün bir parçası olarak kendisini de yok oluşa doğru iten, içerisinden çıkamadığı bir iktisadi işleyiş sebebiyle yok oluşa doğru götüren bir sürecin içinde olduğunu, dolayısıyla eğer biraz hani dini terminoloji üzerinden fantastik mecazlar üretmek gerekiyorsa, karşımızda olan varlığın homo deus değil, homo demonus olduğunu, yani şeytan insan, tahripkar, yok edici, yıkıcı enerjisi çok daha kontrol edilemez hale gelmiş bir insan ortaya çıktığını öne sürerek kitabımızı şekillendirdik. Harari'ye nazire olsun diye bunu yaptık. Ama görüyorum ki benden çok çok daha Harari'nin çalışmalarının yarattığı rahatsızlığı duyan insanlar varmış. Kitabıma gelen tepkiler, elbette bunlar benim açımdan olumlu tepkiler oluyor. Onu gösteriyor. Sen de söze başlarken bu soruyla başladığın için aynı duygu bende oluştu tabii. Mutlu olacağım ama benim mutluluğum bütünün yıkımı, insanlığın yıkımı, o mutluluğu da yani yaşayamıyorum açıkçası. Doğru, evet. Yani peki Harari'nin Deus demesi üzerinden baktığımızda aslında orada hakikaten bir iyi niyetli yahut motive edici bir söylem, bir diskur kuruyor. Evet, insanlık tarihi boyunca böyle hatalar yaptı, böyle bir süreçten geldi ama bundan sonrası için en azından iyiye doğru gidiliyor. Yahut uzaktan mesafeyle baktığımızda aslında kötü olarak okunabilecek tarihi olaylar iyi bir takım sonuçlara da neden oluyor diyor. Ve bunun üzerinden işte Deus, tanrısallaşma meselesine bağlıyor. Ama sizin söylediğiniz gibi tarihin gün be gün yaşadığımız bu tarihin içerisinden baktığımızda gerçekten demonik, şeytani bir durum söz konusu. Ama ister tanrı olsun ister şeytan olsun kendi sonunu da getiren bir tür olarak bu biraz mantıksız değil mi? Buradaki o hata kendi topuğuna da sıkan, kendi sonunu da getiren durum. Yani şeytan da olsa kendi sorunu getirmek istemeyecektir. Ama insanlığın tarihine baktığımızda yahut gitmekte olan patikaya baktığımızda çok da öyle görünmüyor hakikaten. Nasıl olacak bu iş? Vallahi şahane bir devam dönemeç sunuyorsun bana. Mesut, kanser hücresi de kendisinin yok olacağını bile bile organizmada oradan oraya sıçramaya devam ediyor. Yani aynı durum söz konusu. Öyle bir işleyişi var ki insan dünyasının, kitapta da vurguluyorum. Biliyorsun, Matrix filminden bir alıntıyla başlıyoruz. Orada makineler dünyayı ele geçirmiştir, biliyorsunuz Matrix filminde. Bir grup insan hala uzakta bir yerlerde direnmektedir. Makineler simülatif, yani gerçek olmayan bir sanki dünya içerisine insanları sokmuştur, esir almıştır ama insanlar bunun farkında değildir. Direnen bir grup da işte dışarıdan, uzayın bir köşesinden kendilerince işte mücadele etmektedirler ama direnen insan grubunun lideri makinelerin eline esir düşer. Makinelerin lideriyle aralarında şöyle bir konuşma geçer. Daha doğrusu makinelerin lideri ona der ki, siz memeli değilsiniz. Evet. Türünüzü incelerken fark ettik. Siz memeli değilsiniz. Bütün memeliler doğanın onlara sundukları sınırlar çerçevesinde belli bir bölgede o bölgeye uyarlanmış olarak yaşamlarını sürdürmekteler. Siz öyle değilsiniz. Siz bir yere gidiyorsunuz, orada çoğalıyorsunuz. Çevredeki her şeyi yok ediyorsunuz, tahrip ediyorsunuz. Ta ki doğal kaynaklar tükenene kadar oradan başka bir yere
yerlere yöneliyorsunuz. Aynı süreci orada da tekrarlıyorsunuz ve bu böyle devam ediyor. Siz bir memeli değilsiniz. Sizin gibi yeryüzünde başka bir organizma var. Ne o biliyor musun? Virüs. İnsanlar bir virüs. Dünyanın kanser hücresi onlar. Siz bir hastalıksınız, salgınsınız. Evet. Biz de tedaviyiz. Yani şimdi burada tabii kurgudan hareketle pek çok şey bize esin kaynağı olabilir, ilham oluşturabilir. Mesela bu kurguyu ben sana antropolojik olarak şöyle özetleyeyim. İnsanlık dedik hani biraz önce 2 milyon yıl öncesinde Doğu Afrika'nın bir köşesinde başlangıç yapıyor. Tarım devrimine kadar yani o 2 milyon yıl önceden 10 bin yıl öncesine kadar yeryüzünde yapılan güçlü güvenilir tahminlere göre olsa 10 milyon taş çatlasa 10 milyon insan yani Homo sapiens var. 2 milyon yıl böyle geçmiş. 10 bin yıl önceden 1750'lerdeki endüstri devrimine kadar geçen kırsal, tarımsal yaşam biçiminin dünyanın her tarafına hakim olduğu işte imparatorluklar, şehir devletleri, sultanlıklar, feodalite neye bakarsak bakalım kırsal yaşam biçiminin hayvancılık ve çiftçiliğin hakim olduğu dönem içerisinde yani endüstri devriminin başına kadar İnsan denen hayvanın nüfusu 650 ila 850 milyon arasında. Yani hani 10 katı bile bir artış olmamış denilebilir. 850 binlerde, 1750'lerde insan nüfusu 19. yüzyılda 1 milyar. 20. yüzyılın başında işte yükseliyor ve ama yine de 1960'lara geldiğimizde 3,5 milyar insan var. Bugün 8 milyar insan var. 2050'de 10 milyar insan olacak. Avcı toplayıcılıkla yaşamını sürdüren ve doğaya bağımlı yaşayan, doğaya tabi yaşayan, doğanın kendisine koyduğu sınırlara riayet eden insan olsa 10 milyonluk bir nüfusu var ama tarımla birlikte başlayan kültürel yetkinliğin kazanımların artması, endüstri devrimi, makineli yaşam, yoğun üretim devresi, bütün bunlar elektronik devrimi ve bugün geldiğimiz nokta 10 milyar. 10 milyondan 10 milyara çıkan insan nüfusu bir kanserdir. Peki bu nasıl oldu ama esas ağırlık nedir? Soruna cevaba geliyorum şimdi çok uzatıyorum. Hocalık deformasyonuna ver ve beni bağışla. Sorunun cevabı nedir? Endüstri devrimi sonrasında bir nüfus patlaması var korkunç bir şekilde ve bu yer küre üzerinde korkunç bir baskı üretiyor. Biz hepi topu 100 yıl içinde milyonlarca yılda birikmiş fosil yakıtları tükettik. Yani petrol, doğalgaz, işte kömür, bütün bunları bir yüzyıl içinde tükettik, sonuna getirdik. Şimdi havayı, suyu hiç katmıyorum, vurguladık çünkü. Her saniye yeryüzünde tükenen hayvan ve bitki türleri var, insan marifetiyle. Şimdi böyle baktığımız zaman bu işleyişin temel motorunda ne var? Kapitalist sistem. Kar, büyüme, kalkınma. Kar, büyüme, kalkınma. Bütün bizi yönetenlerin de dilinden duyuyorsun, dünyadaki liderlerin dilinden de duyuyorsun, gözde böyle yakışıklı ekonomistlerin dilinden de duyuyorsun. İnsan yaşamının sihirli sözcükleri diye bize yutturuluyor. Evet. Oysa bunlar son derece zehirli sözcükler. Ve bu sözcükler üzerinden kar büyüme kalkınma yeryüzünü yaşanamaz hale getirdik. Çünkü kar için, büyüme için, kalkınma için sürekli pazar için üretim, sürekli kar için, ihtiyaç karşılamak için değil, insan ihtiyacını karşılamak için değil, kar için üretim ve büyük şirketlerin korkunç iktisadi yapıların birbiriyle ölümüne rekabeti ve bunların içerisinde hepimizin birer tüketen varlık, homo consumens haline getirilmesi, bütün bunların sonucu olarak bu sistem bir kanser gibi yeryüzünde insanlığı bir
doğa zararlısı haline getirdi. Diyorsun ki göremiyorlar mı? Göremiyorlar. Mesut. Göremiyorlar mı yoksa görmek işlerine mi gelmiyor? Çünkü görmenin bir takım yükümlülükleri olacak. Şimdi yani göremiyorlar demek durumunda kalıyorum. Çünkü görmeye kalktıkları zaman bu sistemden vazgeçmeleri gerekiyor. Evet. Bu işleyişten vazgeçmeleri gerekiyor. Trump göz göre göre ne dedi? Bize işte bundan birkaç yıl öncesinde küresel iklim krizine inanmıyorum dedi. Paris Anlaşması'ndan çıktı. O anlaşmanın yerine işte kendi ülkesindeki işte kömür madencilerini, işletmelerini koruduğunu söyledi. Yani karbon salınımının en büyük şeyi üreticisi, karbon ayak izinin en yüksek olduğu yerler Amerika, Çin, şimdi Hindistan. Buralarda hiç kimsenin, sistemi yürütenlerin böylesi bir şey durma noktasına, sistemi durma noktasına getirmeyi, insanları büyümeye değil büzülmeye davet etmeyi, insanları hep daha fazlasını istemeye değil azla yetinmeye, kanaatkarlığa davet etmeyi istemesi bu ekonomi politik işleyişte mümkün değil. O yüzden göremiyorlar dedim, sen düzelttin, kabul, senin dediğin olsun, görmek istemiyorlar. Görmeye kalkarlarsa çünkü çöküşleri, yok oluşları söz konusu olacak. Türkiye'de de biliyorsun, Türkiye'yi yöneten iradenin en çok kullandığı söz. Durmak yok, yola devam. Evet. Daha çok büyüyeceğiz, daha çok kalkınacağız, daha çok yol yapacağız, köprü yapacağız, işte kanal yapacağız, Kanal İstanbul'u yapacağız, Atatürk İstanbul Havalimanı'nı inşa edeceğiz. Niçin? İnşaat kapitalizminin daha çok önünü açalım. Karları daha çok artıralım. Büyüme işte sistemin büyülü sözcüğü, sihirli sözcüğü, onun üzerinden. Oysa ki bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel bir problem, yok oluş tehlikesi var. Ama kısa vadede iktidarların çıkarları ve işte kısa vadede sıradan insanın beklentileri, onu da not etmemiz gerekir. Tabii. Sonuçta hep bu sistemi yürütenlere vuruyoruz ama kısa vadede sıradan insanın, ortalama insanın da beklentileri elbette böylesi bir kendilerine çok daha lüks gelen belki bir noktadan çok çok daha acil bir takım sorunlar söz konusu. O yüzden yani kullandığı ürünler, plastik tüketimi, poşet tüketimi, bütün bu konularda hassasiyet istediğiniz zaman insanlara çok fazla hitap etmiyor. Ama öte yandan ormanlar yandığı zaman, sel felaketleri onları vurduğu zaman aslında söz konusu olan krizin, söz konusu olan kötülüğün, mevcut iktisadi işleyişin yeryüzüne ve kendilerine verdiği zararın sanırım yavaş yavaş ayırdına varıyorlar. Böyle bir bilinç kendisini gösteriyor. Evet, burada zannediyorum aslında dönüp dolaşıp bir tür topyekün bir kültürel kodların bütün dünya halkları için geçerli olmak üzere değişmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama sizin de altını çizdiğiniz, vurguladığınız gibi aslında o demonik, o şeytani dediğimiz gidişatın yolunu kuranlar da büyük oranda gerçekten dünya liderleri diyebileceğimiz isimler. Ama tabii onların da kişisel iradeleri, canları öyle istediği için değil, bulundukları konum yahut onlara yüklenen bir takım operasyonel görevler vesaireler üzerinden gerçekleşiyor. Ama günün sonunda her zaman olduğu gibi, bütün tarih boyunca olduğu gibi olan biz insanlara oluyor, halklara oluyor. İnsanlar işte ülkelerinden sürülmek zorunda kalıyorlar yahut ekonomik bir takım zorluklar yaşanıyor vesaire. Şimdi burada
bizler sıradan insanlar olarak tırnak içerisinde kendi kültürel kodlarımızı değiştirirsek dünyaya, doğaya bakışımızı dönüştürmeye çalışıyoruz da bir yandan. Ama bunu ne kadar yaymaya çalışsak da karşımızda koca bir sistem söz konusu. Bunun karşısında bir yol kurulabilecek mi? Böyle bir şey mümkün olabilecek mi? O konuda ümit var mısınız? Çok yani güzel bir soru bir yandan, zor bir soru bir yandan. Üzerine çok şey söyleyeceğim bir konu ama çok hani karşılığı ne kadar olur o konuda evet. emin olamadığım bir konu Mesut. Şimdi bir kere çok net kitapta da zaten vurguluyorum, üzerinde duruyorum. İnsan merkezci paradigma değişimine ihtiyacımız var. Sen de bunu vurguladın. Yani kültürel yörüngenin değişmesi lazım. Evet, şimdi kültür nedir? Kültür insanın çevreye uyumunu sağlayan yetkinliği. Evet. İşte o ilk taş alet yapan insandan itibaren karşımıza çıkan tablo. Bugün uzaya açılan, belki işte gezegenler arası seyahat yapacak araç gereçleri üretebilmiş insana kadar gelen durum. Fakat kültür Mesut, bu yani maddi manevi insanın elinin ve aklının değdiği her şey. İdeolojiler, inançlar, değerler, gelenekler, teknoloji, bilimsel buluşlar, bütün bunlar sanat, edebiyat ürünleri, bütün bunlar kültürün bir parçası. Şimdi kültürün doğa ile uyumlu olduğu bir dönem var. Yani insanın bu yetkinliğini doğal çevreye uyum sağlamak için işlerliğe soktuğu, yani kültürü adaptif bir yetkinlik olarak, uyumsal bir yetkinlik olarak kullandığı bir dönem var. Ama bir noktadan sonra teknolojik, ekonomik dönüşümler ve işte insanın içinde olan bir takım motifler, motivasyonlar, hırs, iktidar, yıkıcı unsur, yani burada biraz işin içine felsefe girecektir, psikoloji girecektir, o alanlardan mutlaka ahlak girecektir, o alanlardan antropolojiyi aşan belki katkılar gelebilir. Ama insanda böyle bir yan da var biliyorsun. Bütün bunların, yani kültürel yetkinliğin bu yönde seferber edilmesi, yani hiyerarşik olarak dikey mahiyette iktidar kullanımı, yatay olarak bütün bu yetkinliğin insanlığın yararına paylaşımcı değil, ezmeye dönük, tahakküm kurmaya dönük kullanımı, teknolojinin de bilimin de her şeyin, bütün bunların sonucunda kültür bugün bir maladaptif, yani uyum bozucu bir yetkinliğe dönüştü. Yani insanın yapıp etmelerinin doğaya uyuma dönük değil, doğal çevresel uyumu bütünüyle, ekolojik sistemin uyumunu bütünüyle bozan bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yani işte biraz önce sıraladık, tekrarlamayalım. Soyu tükenen canlı türleri, bitki türleri, yeryüzünde işte yaşanamaz hale gelmesi, buzulların erimesi, erimeyi bırak kuruması. Şimdi bütün bunlar bir insanın yapıp etmeleriyle oluyor. Şimdi böyle bir noktada çözüm nedir? Çözüm çok basit. Çevre merkezci bir paradigmaya geçiş yapmak. Evet. Çevrenin bir parçası, doğanın bir parçası olduğunu bilerek hayvani tevazu içinde, zoolog Desmond Morris'in kitabımızda da vurguladığımız çok çarpıcı bir sözü. İnsan, özür diliyorum, insan diğer canlılarda mevcut olan hayvani tevazu kaybetmiş bir canlı. Nedir hayvani tevazu? Bütün canlılar çevrenin kendilerine koyduğu sınırları bilen, haddini bilen ve o sınırlar çerçevesinde varlığını o çevreye uyum çabasıyla sürdüren varlıklar. İnsan ise böyle bir hayvani tevazudan çıkmış, kendisini eşrefi mahlukat olarak kodlamış, homosantrik, yani kendisini her şeyin merkezine koymuş ve yeryüzünü, hatta evreni kendisine tabi, bu yüce varlığa tabi bir
malzeme, bir meta, sömürü alanı olarak gören bir varlık haline gelmiş. Bunun sonucu bugün geldiğimiz nokta. Kapitalist işleyiş, kapitalist ekonomi, politik işleyiş, liberal ekonomi, bütün bunlar bu sözünü ettiğim çerçevenin iktisadi karşılıkları. Bu çerçevede, bu anlayışla, insan merkezci bir anlayışla, kar merkezci bir anlayışla bu gezegende yaşamı mümkün kılmaktan çıkan bir varlık var ortada. Çevre merkezci bir yaşama, önce çevre diyebileceğimiz bir yaşama ve bütün bu kültürel yetkinliğimizi çevrenin önceliğini düşünerek, çevrenin çıkarlarını düşünerek kendimizi onun içinde bir parça olmaktan, bir bileşen olmaktan öte düşünmeyerek, kendimizi merkeze koymayarak böylesi bir anlayışla ancak yol alabiliriz. Büyümeyi değil, büzülmeyi, kalkınmayı değil, stabil olmayı, daha fazlasını istemeyi değil, kanaatkarlığı hedefleyerek bu mümkün olabilir. Bu açıdan da yakın dönemde bize aslında çok ışık tutacak, bunun nasılı için bize bir örnek oluşturacak bir gelişme yaşandı. Korona felaketi aslında doğanın insan denen zararlıya dönük, onun kendisine verdiği zararları azaltmaya, engellemeye dönük bir tepkisiydi. Aslında korona aşıydı Mesut. Doğru. İnsan denen virüse karşı korona doğanın bir kendi aşıydı. Ya da ne? Efendim? Doğanın kendi aşısıydı, kendi yaptığı aşıydı. Doğanın kendi aşısıydı ya da bir dezenfektan. İnsanın yapıp ettiklerine karşı bir dezenfektan. Dolayısıyla koronaya dönük nefret, öfke, kaygı, korku, çevre merkezci bir perspektiften bizim koronadan yana olmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Korona çünkü bize işte o kanaatkârlığı, haddini bilmeyi kısmen de olsa örnekleyen bir dönem geçirtti. Otur oturduğun yerde dedi insana korona. Halbuki sözünü ettiğimiz sistemin mesela havacılık endüstrisindeki öncüleri bize ne diyorlardı reklamlarında? Uçmayan kalmasın. Uçmayan kalmasının bedeli daha fazla karbon ayak izi, daha fazla kaynak tüketimi, daha fazla doğaya, çevreye verilen zarar ve bütün bunlara bağlı olarak küresel yok oluşa gidiş. Uçmayan kalmasın telkini ve teşviği karşısında koronayla doğal çevre insana otur oturduğun yerde hareketlerini kısıtla, sınırla, başka çare yok. Yeryüzü olarak seni kaldıracak gücüm, takatim kalmadı uyarısında bulundu. İşte bu sözünü ettiğim belki fantastik gelebilir kimilerine, bilmiyorum, hayal gibi gelebilir, komedi gelebilir ama hayır. Çevre merkezci bakış açısından aslında koronadan yana insan denen zararlıya karşı tabloyu, yaşadığımız o pandemi sürecini değerlendirmemiz gerekir. Koronadan ders alması gerekiyor insanlığın. Çevre merkezci bir hayatı var edip işte yeryüzüne ölümü indirmek yerine Nazım'ın dediği gibi ölü yıldızlara hayatı götürmek adına. Biliyorsun kitabımızın başlığı Nazım'ın çok müthiş bir şiirinden esinlenmedir. 1958 yılında o zaman söz konusu olan atom bombası denemeleri, bu yeni bir şey değil tabii. 50'ler sonrası dünyada Soğuk Savaş döneminde bunlar oldu. Çernobil'i yaşadık biliyorsun. 1958'deki Strontium 90 şiirinde Nazım, acayipleşti havalar, bir güneş, bir yağmur, bir kar, atom bombası denemelerinden diyorlar.
Kendi kendimizle yarışmadayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya dünyamıza inecek ölüm. Mesut, kültür, kültürel yetkinlik iki yönde seferber edilebilir. Ölü yıldızlara hayatı gönderme yolunda da götürme yolunda da seferber edilebilir. Yeryüzüne ölümü indirme yolunda da seferber edilebilir. İnsan merkezci yaklaşım ikincisini var etti. Çevre merkezci bir anlayışla bundan sonraki hayatımıza devam edebilirsek, evet, yeryüzünde de hayatı var etmenin ötesinde ölü yıldızlara da hayatı götürebilen bir insanlık söz konusu olabilir. Evet, burada hakikaten tercih meselesi ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar yaptığımız hatalardan dönebilmemiz için zannediyorum köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz bir kırılma anı içerisindeyiz. Şimdi yayınımızın... Pardon, sözünüzü kestim. Yok, hayır, estağfurullah, heyecanımı bağışla. Şahane bir ifade. Köprüden önce son çıkış. Aynen öyle. Şimdi yayınımızın sonlarına doğru gelirken küçük bir haber turumuz var. Bu haftaki kültür, sanat, edebiyat dünyasında neler oldu bir bakalım. Sonra yeniden stüdyodayız. Bu yıl ilki düzenlenen Komagene Bienali, Adıyaman'da bulunan yapay adacıklar üzerinde hayali bir uygarlık temasıyla gerçekleşecek. Nemrut Dağı, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü gibi Adıyaman'ın çeşitli tarihi ve ören yerlerinin yanı sıra adaların da sergi alanı olarak kullanılacağı ve kelimenin tam anlamıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıların katıldığı Komagene Bienali 20-25 Ağustos. Türkiye pop müziğinin önemli gruplarından İzel Çelik Ercan 31 yıl sonra yeniden birlikte sahneye çıkacaklar. 25 Ağustos akşamı Kuruçeşme Açık Hava'da gerçekleşecek konserin bir dizi halinde de devamının geleceği bilgisi de haberlere yansıdı. 90'lara damgasını vuran grubun bunca yıl aradan sonra yeniden sahnede buluşmasıyla tarihi bir gece yaşanması bekleniyor. Yalnızlık tak etti canıma, ağlarken duyduklarıma, özledim, özledim seni ben. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde Saldırı Altında başlığıyla bir sergi açıldı. 3 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide birçok foto muhabirin saldırı altındayken çekilmiş fotoğrafları ve konuyla ilişkili söyleşi videoları yer alıyor. Mustafa Ünlü, Cansu Pişkin ve Sidar Genç, kuratörlüğünü üstlendikleri sergi için çok uzak olmayan bir gelecekte ülkeleri yönetenlerin ve yönetilenlerin ezici çoğunluğunun özgür basın olmadan demokrasi ve refah olmayacağını fark edecekleri bilinciyle tarihe kaydedilen o anları buraya bırakıyoruz. Tekrar merhabalar. Artı TV stüdyolarında editörün defterine devam ediyoruz. Konuğumuz, değerli hocamız Tayfun Atay'la birlikte yeni kitabı Yeryüzüne Ölümü İndirdik Gülüm üzerine insanoğlunun nasıl olup da tanrılaşmakla şeytanlaşmak arasında gidip geldiği ama henüz melekleşmeye doğru, daha iyi bir dünyanın imkanına doğru nasıl bir yolculuk içerisinde olduğumuzu konuşuyoruz. Aslında sorulacak, konuşulacak, deşilecek daha çok konu var elbette ama yayının sonlarına doğru, son 1-2 dakikanın içerisindeyiz. Kişisel merakım gereği kitabın da en sonunda yer alan kitabın ölümü yazınız üzerine bir soru sormak istiyorum. Kitabın ölümü gerçekleşecek mi? Bilgiyle kurduğumuz ilişki yine kitap basılı yayın vesilesi mi olacak? Burayla ilgili görüşleriniz nelerdir? Son 1-2 dakikada onu almış olalım sizden. Teşekkür ederim. Tabii başlık sonuçta biraz tedirgin etmek için, yani tabii, okuru çekmek için, okuru biraz böyle alarm haline geçirmek için. Neden öyle bir başlık var? Burada yani kitap için spoiler vermek de çok istemiyorum. Bizi izleyenler kitabımızı sonunu alsınlar, söylemiş olmayalım, eleştirsinler. Evet, istiyorum ama işte bir astrolog ya da işte benzeri bir formasyon ya da pozisyonda olan bir hanımefendinin, bir kadının
yazdığı bir kitap ve kitabıyla ilgili olarak yaptığı sunumda, yani kitabını takdiminde, ki o takdimi bilmiyorum, sen kitabı okuduğun tabii için mutlaka beni anlayacaksın, bir pazarlama olarak mı değerlendirmek gerekir daha çok? Bilemiyorum yani, çünkü kitabın içeriğiyle ilgili bir şey söylemiyor ama bize ne diyor? Bu tılsımlı bir kitap. Evet. Bu kitabı aldığınız zaman bu size hayır getirecek. Bu size iyi talih getirecek. Bu kitap üstelik işte şu kadar okuyun, bir alan bir diğerine versin. Yani bir muskayı nasıl ki hani elden ele dolaştırırsın, onun gibi diyor ki benim kitabım tılsımlı bir kitap. Ondan hareketle bu yazı ortaya çıkıyor, kitabın ölümü yazısı. Elbette burada görsel kültürün hayatımıza hakim olması, şu anda biz de onun bir parçasıyız. Yani ekranın hayatın, insan yaşamının merkezine oturması, dijital kapitalist işleyişin, televizyel, dijital endüstrinin sonucu olarak görselliğin hayatın her alanında öne çıkması elbette yazılı kültür dönemini bir ölçüde kapattı. Yani insanlık tarihini kabaca bu sözünü ettiğimiz çerçevede 3 bölüme ayırabiliriz. Bir Homeros galaksisi vardır. Yani sözlü kültür dönemi, veya istersen hani ya bizi bu kadar Frank Meşrep saymasınlar, Dede Korkut galaksisi, evet, vardır. Evet. Sonra Gutenberg galaksisi. Yazılı kültüre, yani geçiş. Yazılı kültürün hayata hakim olduğu 500 yıllık bir dönem. Sonrasında ben Edison galaksisi demekten yanayım. İşte Edison'un sadece elektrik ampulü değil, onun ötesinde sinema makinesini de biliyorsun, evet, ilk mucidi olmak. Daha doğrusu onu ilk işlerliğe sokan kişi, mucidi olduğu çok tabii tartışmalı bir konu da, isim olduğu söylenebilir. Dolayısıyla onunla birlikte, Edison galaksisiyle birlikte öne açılan görsel kültür çağı. Nedir bunların ayırt edici noktası? Yazılı kültür insanı Mesut okumadan duramayan insandır. Evet. Görsel kültür insanı seyretmeden duramayan insandır. Dolayısıyla bu çerçevede teknolojik dönüşüme bağlı olarak elbette kitabın hayatımızdaki yeri mesela 19. yüzyıldaki gibi değil. Çok Türkiye'de da mesela 1990 öncesi gibi değil. Neden 1990 öncesini Türkiye için ayırt ediyoruz? Çünkü özel televizyonların hayatımıza girdiği dönem ve giderek işte bugünkü tablo, tabii internet, mobil çağı ve işte ekranın her yerde olması, avucumuzun içinde olması, billboardlarda, sokaklarda olması, havaalanlarında olması, yani ekranın hayatın her yerinde olduğu bir dünya. Böyle bir dünya görünmeden duramayan bir insanlığı da var ediyor. O yüzden biliyorsun başka bir kitabım, bu konuları tartıştığım bir kitabım, Görünüyorum O Halde Varım, evet, başlığını, evet, takıyor. Şimdi böyle bir ortamda elbette kitabın etkisi azaldı. Ama bunun aynı zamanda bir sorun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü seyirden çıkan insan da Mesut, okuyan insan aynı olmuyor. Evet. Okumanın daha çok yorumla, düşünceyle, yoğunlaşmayla, konsantrasyonla, bütün bunlarla bir bağlantısı ve bunları besleyen bir yanı var. Ama seyir öyle değil. Seyir daha çok eğlenceyi önceleyen, dolayısıyla yorum, düşünce yetilerini, konsantrasyon, sabır yetisini yok eden bir süreç. Bunu mesela okullarda öğrencilerimizde görüyoruz. Yani önceki dönemlerin öğrencisini bugün karşımızda bulmamız mümkün olmuyor. Ha, bu çerçevede şimdi tabii çok uzun bir konu bu. Çok da uzattık. Yayınımız da sona eriyor. Şimdi o sözünü ettiğimiz kitap, yani bu kitap diyor ki okunmak için alınmayacak bir kitap. Bu kitap tılsımlı bir kitap. Size uğur getirecek bir kitap. Bu kitabın ölümüdür. Evet. Ve başlık, yazının başlığı bu konuya ilişkindir. Ama kitap ölmedi. İnsanın düşünceyle, eleştiriyle, yorumla kurduğu ilişki ve kitabın verdiği haz
kitabın insanı başka dünyalara götürme, çok daha dürüstçe başka dünyalara götürmesi, gösteri çağında, şov dünyasında kitabın hala hakikati temsil eden bir ürün olması hala varlığını sürdürüyor. Biz en azından bu umudu sürdürme yolunda hayatımızı devam ettiriyoruz. Kendi kitabımız, yani kitabın ölümü söz konusu olsa, yeryüzüne ölümü indirdik gülüm, bugün bunu seninle konuşuyor olmazdık. Ha, diyecektir ki bizi izleyenler, ama bakın ekrandan konuşuyorsunuz. Ekrandan konuşuyoruz ama Mesut, biz ekranı özne yapmıyoruz. Bir mecra biz olarak ekranı, neden kullanılmasın ki neticede? Bir araç olarak evet, kullanıyoruz. Mesele şu, elbette ekran olacak hayatımızda. Ama ekran hayatınızın öznesi olmasın. Özne insandır. Kitap için de aynı şey söz konusu. Yani kitabı okuyan insanın kazanımı, yorumu, eleştirisidir asıl olan. Dolayısıyla özne insandır. Ama bugünün dünyasında seyir endüstrisi, meş çağı, medya, eğlence, şov çağı insanı ekrana araçsallaştıran, insanı ekrana tabi kılan, ekranı insan yaşamında özneleştiren bir ticari işleyiş içinde. O da bizi yine başta söylediğimiz yeryüzüne ölümü indiren ekonomi politiğe zaten bağlıyor. Aynen öyle. Çok teşekkürler hocam. Maalesef süremizin sonuna geldik. Yoksa sizinle sohbet etmek son derece keyifli ve ufuk açıcı. Artık bundan sonra okurlarınız, kitaplarınız yoluyla bu Harari ve insanın tanrılaşması yahut şeytanlaşması meselesi üzerine devam edeceklerdir. Başka bir yayında yeniden görüşmek üzere. Bu haftalık editörün defterinden bu kadar. Haftaya yeni bir konu ve konukla yeniden bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.